mesela annesi beraber çarşıya gidiyorlar. Ama ayağında yeni bir ayakkabı var. Çarşıda mağazaları dolaşıyorlar. Ve mağazada ayakkabı görüyor ama farklı bir renk. Annesine diyor ki, anne ben bu ayakkabıyı almak istiyorum. Annesinin verdiği cevap, ama kızım ayağındaki daha yeni bir ayakkabı. Eskimeden, yıpranmadan, ayağındaki yeriyken tekrar yeni bir ayakkabı almak doğru mu? Konuşuyoruz. Çünkü arkadaşlarımızın dikkatini de hatırlıyoruz. Elimizdekiyle yetinmek. Bakın elimizdekiyle yetinmek. Gereğinden fazlasını istememek. Bu hangi değerimizdir? Sevgi mi, sorumluluk mu, yardımseverlik mi, güven mi, saygı mı, adalet mi, dürüstlük mü, hoşgörü mü, özgüven mi, alçakgönüllülük mü, empati mi, kanaatkarlık mı, sabır mı, çalışkanlık mı? Konuşmuyoruz. Arkadaşlarımız halkaları seçsinler. Zaten bilemezlerse direkt size soracağım. Herkes halkasını seçsin. Elimizdekiyle yetinmek. Arkadaşlarımız seçsin. Aynı halkayı seçebilirsiniz. Aynı halkayı seçebilirsiniz. Evet. Herkes halkasını seçti. Bakalım ne seçmişler. Sen neyi seçtin? Alçak gönüllülük. Onu mu seçtin? Tamam. Sen neyi seçtin? Kanaatkarlık. Sen? Kanaatkarlık. Sen neyi seçtin? Sabırı seçtin. Cevap ne? Sabırı! İşte bu cevabı hiçbir zaman unutmayacaksınız. Ben de okulumuzun müfettiş gelmişti. Bir soru sormuştu. Hala o sorunun cevabını hatırlıyorum. Çünkü çok güzel bir anı kalıyor. Cevap? Kanaatkarlık. Elimizdekiyle yetinmek. Aza kanaat etmek. Gereğinden fazlasını istememek, kullanmamak, harcamamak. Hangi arkadaşlarımız dedi? Alkışlayalım mı? Evet, arkadaşlarımız bileklikten seçsinler. Hangi rengi istiyorlar? Sen de bunu istiyorsun. Şimdi diğer arkadaşlarımıza da bugün hatırlatsınlar. Bileklik verelim mi? İkinci öğleden sonraki program için var. Tamam, okey. O zaman verebiliriz. Arkadaşlar bakın, şimdi değerlerimizden bir tanesi saygı. Kadınına saygı ol, saygılı olmak. Başarıyı takdir etmek. Başarıyı coşkuyla alkışlamak. Alkışlayın bakalım ne kadar doğru.